Evde Keşif Dünyası videolarımızın yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün su hakkında konuşacağız. Özellikle de suyun oldukça ilginç özelliklerinden bahsedeceğiz. Su hakkında bilmeniz gereken ilk ve en temel şeylerden biri, suyun 3 farklı halde var olabildiğidir. Gaz hali, sıvı hali ve son olarak da katı hali olan buz. Suyun gaza dönüştüğünde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, boş bir tabağı, örneğin kaynamakta olan bir makarna tenceresinin üzerine kapatabilirsiniz. Suyun üzerinden yükselmekte olan buharı hemen fark edeceksiniz. Tabağı tencerenin üzerinden alıp ters çevirdiğinizde alt yüzeyinde damlacıkların toplanmış olduğunu göreceksiniz. Buradan yola çıkarak suyun önce buharlaştığını, ardından ise sıvı yani su halinde tekrar oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Evet, burada da bir miktar buzumuz bulunuyor. Buzumuzun erimeye başlamış olduğunu görüyoruz. Buzumuz bir süredir dışarıda beklediği için gördüğünüz gibi bir kısmı suya dönüşmüş durumda. Suyun bir diğer ilgi çekici özelliği ise yüzey gerilimi yaratması. Bu da belli yüzeylere su damlattığımızda bu suyun küçük kabarcıklar oluşturması anlamına geliyor. Şimdi bazılarımızın biliyor olabileceği küçük bir deney yapacağız. Önce bir demir para alıyoruz. Sonra biraz su alıyoruz. Ve demir paramızın üzerine biraz su damlatıyoruz. Suyun demir paramızın üzerinde kalma nedenlerinden biri yüzey gerilimi. Şimdi isterseniz size kısaca yüzey geriliminin ne olduğundan bahsedeyim. Yüzey gerilimi sıvıların kendi molekülleri arasındaki kuvvet sayesinde dışarıdan gelen bir kuvvete direnç gösterme özelliğidir. Normalde bir kova dolusu suyun içindeki su molekülleri birbirlerini eşit kuvvetlerle çekerler. Ancak yüzeye yakın olanlar üzerlerinde su molekülü olmadığı için birbirine daha yakınlardır. Bu da suyun yüzeyinin bir deri gibi görünmesini sağlar. Yağmur damlalarının küresel şekilde olmasının sebebi de bu oluşan yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimini kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Su damlaları kullanarak ayırt edebileceğimiz şeylerden biri ise bir cismin ya da yüzeyin su iten, hidrofobik ya da su çeken hidrofilik yapıda olduğudur. Bu da bir diğer deyişle bir cismin suyu sevdiği ya da reddettiği anlamına geliyor. Farklı cisimlerin üzerine su damlatarak bu durumu gerçek hayatta gözlemleyebiliriz. Öncelikle bu fayansı alıyorum ve üzerine bir miktar su damlatıyorum. Suyun fayans üzerinde eşit bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Bu da bize fayansımızın su çeken yani hidrofilik yapıda olduğunu gösteriyor. Öte yandan tavamızı alıyoruz. Bu tavaya herhangi bir yapışmaz tava olabilir. Su damlattığımızda ise suyun hiç dağılmadığını görüyoruz. Suyun dağılmadığını, onun yerine küçük kabarcıklar oluşturduğunu fark ediyoruz. Bir şeyin suyu sevdiğini yani su çeken hidrofilik yapıda olduğunu ya da suyu sevmediğini yani su iten hidrofobik yapıda olduğunu gözlemlemek için bu deneyi evinizde bulunan diğer malzemelerle de tekrarlayabilirsiniz. Şimdi gelin aynı şeyi cam üzerinde deneyelim. Burada da aynı durumun gerçekleştiğini görüyoruz. Su damlacıklarının yükseklikleri oldukça az. Aynı şeyi yüksek seviyede su iten, hidrofobik bir yapıya sahip olan bu bitki üzerinde de deneyebiliriz. Bitkinin yapraklarından birini alıp üzerine su damlattığımızda su damlacıklarının yaprak üzerinde kusursuz küçük toplar oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu su kabarcıklarının yükseklikleri oldukça fazla. Şimdi sıra sizde. Sizler de farklı cisimlerin üzerine su damlatarak bir cismin su çeken hidrofilik yapıda mı yoksa su iten hidrofobik yapıda mı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Son olarak da eğlenceli bir ipucu. Bu su damlaları üzerine biraz bulaşık deterjanı damlattığınızda yüzey geriliminin kırıldığını görebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Deneylerimizi güvenli bir şekilde yapmaya dikkat edelim.